Peki hocam, kafa travmalarına nasıl müdahale ediyorsunuz? Bunların riskleri nelerdir? Müdahale anında ekstra bir yanlış tepkime sağlanabilir mi? Kafa travmalarında işte düşme olabilir, çarpma olabilir. Basit bir trafik kazası sonucu işte kafasının direksiyona çarpabilir veya torpidoya çarpabilir gibi bu tür tablolarla daha çok karşılaşıyoruz. Yani burada genellikle işte baş ağrısıyla geliyorlar veya işte dışarıdan görünen bir işte morarma falan, şişme gibi bir şikayetler oluyor ama asla ve asla bu hastaları görüntüleme yapmadan bırakmıyoruz. Çünkü bu kafa tası öyle bir yapı ki içerisini yani dışarıdan bir muayene ile görme şansımız yok. İmkansız. O yüzden görüntüleme mutlaka yapılması lazım. Görüntüleme sırasında da yani en dikkat ettiğimiz şey kafa içi kanama olayı, bir olay var mı? Buna yönelik. Yani onun da şimdi evreleri var. Onlar biraz daha beyin cerrahisinin ve nörolojinin uzmanlık alanına giriyor. Biz orada en önemli görevimiz bunu en erken evrede tespit etmek. Bir şey yoksa da tabii ki yine bir gözetim söz konusu. İlk 24 saat bu durumlarda çok önemli oluyor. Çünkü öncelikle o ilk görüntülemede bir şey çıkmayıp sonrasında da bir kanama tespit edilebiliyor. Burada da neye dikkat ediyoruz? Baş ağrısı tekrar şiddetleniyor mu? Bir nörolojik fonksiyonlarda bir kayıp söz konusu mu? İşte bir tarafında hissiyatsızlık hissi olabilir, yüzünde kayma olabilir, görmede kayıp olabilir, tek taraflı. Bir sürü böyle uzatabiliriz. Bunlarla bu muayene bulgularıyla takip edip eğer yoksa 24 saatin sonucunda evet orada bir sorun yok diyebiliriz. Şimdi bu durumda hastalar biraz daha aceleci davranabiliyorlar bazen. Evet, yine aynı mantığa geliyoruz. Hani hiçbir şey yok, kafamı çarptım sadece, bir ağrı kesici yapın gideyim tarzında olabiliyorlar ama dediğiniz gibi biz öyle bakmıyoruz kesinlikle. Çünkü atlamamak burada en önemli. Yani basit işte 3 basamaklı bir merdivenden düşme sonucu bile kafanın nasıl çarptığına bağlı olarak ciddi bir kanamayla da sonuçlanabilir sonuçta. Şimdi yetişkinler kendilerine ağrıyı olup olmadığını bilebilirler, kendilerini kontrol edebilirler ama çocuklar, aklı yetmeyen çocuklar ya da bebekler yataktan düşmesi ya da kardeşler arasında birbirlerini vurma, kafalarına saç çekme gibi travmalar da yol açabilir. Bunlara nasıl müdahale edebiliriz? Mesela belirti yok, şişlik yok, kızarıklık yok ama çocuk orada düşmüştür. Anneler de babalar ağlamasın diye, yok bir şey yok falan diye oyalamaya çalışıp çocuğu sustururlar. Bunlara nasıl müdahale edilmesi gerekiyor evde? Çocuklar aslında bu konuda şöyle, evet kenardan bakılınca hani konuşamıyorlar, nasıl dertlerini anlatacaklar diye düşünüyoruz ama aslında işte çocukları anlamak bu anlamda yetişkinlere göre daha kolay çünkü çocuklar ne varsa onu belli ediyor direkt. Yani ağrısı varsa bir çocuk ağlar atıyorum, hani bir huysuzluk yapar bellidir. Burada da işte yine sadece şey soru bir konusunda sorun yaşıyoruz. Yetişkin insanda işte şikayetlerini tek tek soru cevap almamız varken çocuklarda bu biraz ebeveyni soruyoruz. Artık ebeveynin ne kadar dikkatli olmasına bağlı. İşte neler oldu son zamanlarda, neler yaşadı, ne yedi veya işte dediğiniz gibi bir travma geçmişi var mı? Oradan saptamaya çalışıyoruz. Yine muayene bulgularımız var. Muayene bulgularından yola çıkıyoruz. Çocuklarda sadece hassas davrandığımız konu, şimdi bu görüntülemeler bir radyasyon sonuçta. Hemen geldi, hemen gönderelim, çekelim yapmak istemiyoruz. Birazcık işte bebeğin durumunu değerlendirip bir nörolojik bir fonksiyon bozukluğu var mı? Aynı şekilde yine 7/24 pediatri uzmanımız da oluyor bizde burada. Onların da yardımıyla böyle bir vakayla karşılaştığımızda yine uygun bir yol izliyoruz. Ama yine tabii ki bir en ufak bir ihtimal durumunda yine görüntülemeye başvurup var mı hani bir travma, sekeli, işte bir kanaması falan söz konusu mu? Onu anlayıp ona göre yine tedavi izliyoruz. Yani yetişkinlere göre daha uzun bir evet, gözetim altından hassas, geçiyor çocuk ve bebekler. Dediğim gibi hani gelişim çağındalar, radyasyon vermek istemiyoruz hemen. O yüzden iyice emin olup öyle gerekiyorsa o zaman
bir radyasyon görüntülemesi yapılıyor. Yani aynı şekilde onlara da bir ilaç ya da ağrı kesici vermiyorsunuz sonucu alana kadar tanıya koyarak. Çocuklarda zaten ağrı kesicileri çok geniş kullanmıyoruz yetişkinlerdeki kadar. Yani daha böyle maksimum işte günlük hayatta kullanılan parasetamol tarzı ilaçları kullanıp ağrı kesici görevleri de var. Yine oradan devam ediyoruz. Ama yetişkinlerde daha agresif ağrı kesicileri başvurabiliyoruz. Çocukların bünyesi buna çok uygun olmadığı için onları da tercih etmiyoruz tabii ki.